Hadi çocuklar, sürpriz sınav için hazır mısınız bakalım? Evet, sayıları öğrenmek için ne kadar çok çalıştınız. Bu, sadece ne kadar öğrenmişsiniz görmek için. Böylece pekiştirmemiz gereken konuları anlayacağız. Meraklanmanıza gerek yok. Evet, ben soruları okuyacağım. Siz de cevapları sınav kağıdınıza yazacaksınız. Şimdi sınav kağıdını çevirebilirsiniz. Birinci soru. Aşağıda kaç tane elma görüyorsunuz? Bir, iki, üç, dört. Devam. Ha? İki tane daha eklersem kaç elmamız olur toplam? Eğer zorlanıyorsanız ekstra elmaları çizin. Kopya çekiyorlar. 4, 5, 6. Üçüncü soru. Elmaların 5 tanesini alırsam kaç tane kalır? Şimdi sırada geometrik şekiller var. Evet, bir karenin kaç tane kenarı vardır? Oh hayır, şekiller. Devam. Şimdi bir üçgen çizin. Kayu, Leo'nun kağıdına mı bakıyordun? Hayır Bayan Martin, ben gerçekten... Dersten sonra konuşacağız Kayu. Aferin size sınıf. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Lütfen çıkarken sınav kağıtlarınızı bana bırakın. Oh, sen hariç Kayu. Otur bakalım lütfen. Evet Kayu. Sınavı niçin geçemediğini anlıyor musun? Çünkü kopya çektin Kayu. Ve bunun yanlış olduğunu bile bile. Ben kopya çekmedim. O zaman Leo'nun kağıdına neden bakıyordun? Öyle istemedim. Ben... Şimdi Kayu. Hata yaptığını kabul etmenin sakıncası yok. Herkes hata yapabilir. Önemli olan hatanı anlayıp sonradan tekrarlamamak. Ben şekillerde iyi değilim ve yanlış cevap veririm diye korktum. Ve kopya çektim. Çok üzgünüm. Doğruyu söylediğin için teşekkürler Kayu. Bir daha kopya çekmek yok ve sakın yardım istemekten hiç çekinme. Şekillerde zorlanıyorsan seninle derste ayrıca ilgileneceğim, tamam mı? Anlaştık mı? Evet, çok sevinirim. Teşekkürler. Güzel. Hala teneffüs vaktin var. Hadi git sen de biraz oyna. Oh ve Kayu. Bir ara sınavın üzerinden geçeriz beraber. Kopya çekmeden. Tamam Bayan Martin. Thank you.
salyangoz olmuş Andy. Ama salyangozlar biraz korkunç. Ya korkunç değiller. Benim favorim. Ama çok sümüklü gibi ve... Bu ses ne? Evet çocuklar, bu bir yangın alarmı. Şimdi hep beraber sınıfı terk etmemiz gerekiyor. Hadi şimdi partnerinizi bulun. Bayan Shelley'i takip edin ve bahçede sıraya girin. Hadi Andy, partnerim sensin. Andy? Acıyor. Acıyor. Aferin çocuklar. Yavaşça devam edin. Oh! Bayan Martin, Andy'ye ses fazla geldi. Kulaklığına ihtiyacı var. İyi fikir Kayu. Kulaklıkları sırt çantasının yanında asılı. Al Andy, bu şimdi sana iyi gelecek. Teşekkürler Kayu. Şimdi gidelim, bahçeye çıkmamız gerekiyor. Çok iyiydiniz çocuklar. Bu sadece bir tatbikattı ama hepiniz sakince söyleneni yaptınız size. Bravo. Ve şimdi teneffüs zamanı. Eğlenin. Andy, teneffüse çıktık. Oynayalım mı? Bak sevdiğin top da burada. Her şey yolunda mı Kayu? Andy ile resim yaparken çok eğlendik. Ama şimdi benimle oynamak istemiyor. Biliyorsun Andy yüksek sese karşı çok hassas. O yangın alarmı onu çok korkuttu. Evet, ben de korkuyorum bazen karanlık olunca. İyi bir his değil. Aynen öyle. Ona birazcık zaman ver ve normal haline geri dönecektir. Eminim. Alın bunu. Clementine, iyi misin sen? Solucan geldi. Solucanlar sümüklü ve korkunç. Merak etme Clementine. O tamamen zararsız. Şimdi önünden alacağız onu. Solucan, süper. İşte bu. Solucanlar Andy'nin favorisi. Bu solucanı almamız için yardım eder misin? Solucanlar kaydırakta olmaz ki. Eve gitme zamanı solucan. Vay, bu harikaydı Andy. Evet, kurtardın beni. Evet, aferin Andy. Çok hızlı hareket ettin. Bak Kayu, otizminden dolayı alarm sesi Andy'ye zor ve korkunç olmuş olsa da solucandan korkmadı. Herkesin zorlandığı farklı durumlar olabilir. Önemli olan birbirimize bu durumlarda yardımcı olmamız. Evet. Kayu, yakala. Geliyor. Onu eve götürmeden Gerald'in yemeğini ve oyuncaklarını çantama koymalıyım. Oo, ve topu. Bay bay anne. Bay bay Kayu. Gerald'a selam söyle. Günaydın Gerald. Bugün eve gidiyoruz, heyecanlı mısın?
Yatağımın yanında sana özel bir yer yaptım. Çok seveceksin ve hafta sonu oynayacağız ve de... Gerald? Hala uyuyor musun sen? Okul saati geldi. Gerald? Hadi dışarı çıkma vakti. Oh hayır! Gerald gitmiş! Gerald? Gerald! Gerald hadi ama! Günaydın sınıf. Hadi bakalım yerlerimize. Oh Kayu, ne yapıyorsun sen orada? Gerald gitmiş. Hadi şimdi sen yerine geç Kayu. Anlatacağım size. Evet çocuklar. Fark etmiş olduğunuz gibi Gerald artık burada değil. Peki nerede? Gerald çok mutlu bir hamsterdı. Ama artık çok yaşlanmıştı. Ve maalesef dün gece derin bir uykudayken öldü. Öldü mü? Evet. Onun çok uzun ve iyi bir hayatı oldu ve sizleri çok seviyordu. Ama onu eve götürme sırası bana gelmişti. Meraklanma Kayu. Onu geri geldiğinde eve götürebilirsin. Leo, üzgünüm ama Gerald bize geri gelmeyecek. Biri öldüğünde geri gelemez. Maalesef Gerald'i bir daha göremeyeceğiz. Gerald için üzgünüm Kayu. Çok iyi ve mutlu bir hayatı oldu. Biliyorum ama onu ben çok özleyeceğim. Aç değil misin Kayu? Peki o zaman dondurma. Dondurma! Yok sağ olun. İzninizle ben kalkabilir miyim? Ah, tabii ki. Yanına gelebilir miyim? Gerald'a çok üzüldüm Kayu. Biliyorum çok yakındınız. Başka ne biliyorum biliyor musun? Sen onun arkadaşıydın. Onu çok mutlu ediyordun. Ve ikiniz de bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ama bir daha onu görüp onunla oynayamayacağım ve... Biliyorum. Ama her zaman hatırlayacaksın onu. Ve böyle güzel hatıralar, hiç unutulmazlar. Bence Gilbert seninle oynamak istediğini söylüyor. Sağ ol Gilbert. Bugün çocuklar ne istiyorsanız onu çizebilirsiniz. Ama sizi çok çok mutlu eden bir şey olması lazım. Ben Gerald'ı çizdim. O benim arkadaşımdı. O artık burada değil. Onu bir daha göremeyeceğiz. Bu üzücü. Onunla olan bir hatıramızı çizdim. Babam hatıralar kalıcıdır der. Şimdi bu resme her zaman bakabilirim. Ve Gerald'ı hatırlayıp mutlu olabilirim. Güle güle Gerald. Hey, Dig and Build 2'yi oynamış olan var mı? Daha değil. Yenisi mi çıktı? Nasıl yani? Evet, yenisinde dinozor kemiklerini gömüyorsun. Sonra kemikleri birleştirip dinozorun iskeletini yapıyorsun. Çok acayip.
Annem bugün beni harçlığımla almaya götürecek. Çok heyecanlıyım. Biz de. Belki beraber gideriz. Kayu? Oo, bence ben gelemem. Benim hiç param yok ki. Acele et bence Kayu. Yoksa kalmayacak. Anne, baba, bir oyun için paraya ihtiyacım var. İyi Kayu. Ama biliyorsun para ağaçta büyüyen bir şey değil. Para kazanabilmeyi öğrenmen lazım. Nasıl yani? Şöyle, sana istediğin şekilde harcaman için harçlık vereceğiz. Sen de bunun karşılığında bize evde yardımcı olacaksın. Paranı kazanacaksın. Peki, ne yapmam gerekecek? Bir düşünelim. Başlayalım. Peki Kayu, bakalım bu hafta ne kadar kazanabilmişsin? Yeterli mi? İyi mi? Evet Kayu, aferin. İkimiz de seninle çok gurur duyuyoruz. Evet. Dig and build. Hadi ama, hadi ama. Çabuk anne, yoksa hiç kalmayacak. Tamam, tamam. İşte, en sonuncusunu aldık. Hemen gidip almalısın Kayu. Başardım.